Kan Parmen direnişi tabii sadece orada bir binayı beklemek değildi bizim için. Aynı zamanda orada birlikte yaşamı, halkların kardeşliğini ve yeni yaşamı aslında kurmanın bir alanı olarak ortaya çıktı. Bu 136 günde her halktan, inançtan ve her kesimden, her cinsel yönelim kimliğinden arkadaşlarımız, dostlarımız bizlere destek oldu. Bizlerle birlikte o alanı paylaştı. Kendi sorunlarını bizlerin sorunlarıyla ortaklaştırdı ve mücadeleyi büyüttü. Dediğim gibi bugün 136. gündeyiz. Hala Kan Parmen iade edilmiş değil. Verilmiş sözler, seçim öncesinde verilmiş olan sözler tutulmuş değil. Şimdi tekrar bir seçim atmosferi, tekrar bir seçim ortamına giriyoruz. Ve umudumuz odur ki bu sefer bu işi seçime bırakmadan Kan Parmen'in alınması, iade edilmesi, Kumkapı Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na iade edilmesini bekliyoruz. İlk günden beri talebimiz buydu. Bugün bu talebi daha güçlü bir şekilde dinlendirmek, tekrar kamuoyunun gündemine taşımak için Şişli Kent Kültür Merkezi'nde bir konser, bir danışma konseri organize ettik. Pek çok sanatçı dostumuz, pek çok arkadaşımız bizlere bu konserin organizasyonunda yardımcı oldu. Onlara da tekrar teşekkür ediyoruz şimdiden. Ve Kan Parmen direnişinin sürdüğünü ve Kan Parmen iade edilene kadar süreceğini buradan bir kere daha biz duyuralım. Tüm dostlarımızı desteğe ve dayanışmaya bekliyoruz. 5 aydır bir mücadele var ve bu mücadele sonucunda tapusuyla birlikte kampı geri alacağız. Farklı tabii ki gerekli yetkililerin tabii ki farklı önerileri oldu. Tapunun verilmesi yerine kiralanması, vakfa kiralanması yönünde. Fakat biz ilk günle söyledik, 11. günle söyledik ki biz 111. günde olsa burada olacağız diye. 136. gün oldu, bu direniş devam ediyor. Özellikle buradan belki teşekkür etmek gerekiyor. Tuzla yerelindeki halklara teşekkür etmek gerekiyor ki çünkü direnişi, dayanışmayı birlikte ördük. Bugün de burada dayanışma gecesinde birlikteyiz. Bir arada olmak, dayanışmak, sesimizi yan yana yükseltmek ve bir takım haksızlıklara Kan Parmen olduğu gibi birlikte ses çıkarmak ayrıca benim için önemli. Ve tabii Ermeni müzisyen arkadaşlarım ağırlıkta bu gece burada. Onlarla bir arada aynı sahnede olmak da ayrıca keyifli. Bizim burada olmamızın sebebi aslında bir noktada da müziğin hayatta bizim amaçladığımız şeyi göstermesine yardımcı olmak. Biz çok sesli müzik yapıyoruz. Nasıl ki farklı kelimeleri, farklı tınıları, farklı notaları aynı anda tınlatınca o farklılıklardan güzellik yaratılıyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey o. Bizim de anlatmaya çalıştığımız şey o aslında. Farklılıkların yan yana olması en büyük güzellik. Aynı şeyi yan yana koyup bir güzellik yaratmak mümkün değil bu hayatta. Farklı farklı olanları yan yana koymak. Biz de bugün kendi farklılığımızla Kan Parmen'in iadesine destek vermek için buradayız. Kardeş Rüküler olarak bugün burada olmanın çok önemli olduğunu düşündük. Güzel bir etkinlik olacak, güzel bir akşam olacak. Hem moral verici olacak şu savaş içinde bulunduğumuz savaş döneminde. Yani mücadele ederek, birlikte olarak bir şeylerin başarılacağına olan inancımız belki tekrar körüklenecek, canlanacak. Bir de dayanışma güzel ya. Böyle zamanlarda ne kadar çok olduğumuzu fark etmek, başka başka amaçlar için toplanıyoruz ama ne kadar çok olduğumuzu fark etmek iyi geliyor, ilaç gibi geliyor. Bugün burada olmak sahiden bizim için çok kıymetliydi. Özellikle burada olmak istedik. Açılışları yer almak istedik biz de. Ve bu slogana yürekten katılıyoruz. Gıbaykarik, bir hatek. Miyaruni Anuşe Harare, harare, harare.
Akşul Zerkes Mızar.